Devam edelim. Başka sahipsiz şeylerden bahsedelim. Şimdi bugün muhalefet liderleri bir açılış yaptılar. Bir tesis açılışı. Ee, ama teslim edecek muha muhatap devletten bir hükümetten bir, Yani resmi olarak şu anda bu ülkenin devletini yöneten hükümetten herhangi bir muhatap bulamadılar. Üç okul yaptık, kamu görevlisi bulamadık. Bugün polis merkezi açıyoruz. Biz bir kamu görevlisi bulamadık. Bu salonda emniyeti temsilen bir tek ben varım. Netice itibariyle Eski İçişleri Bakanıyım. CHP'li Beylikdüzü Belediyesi'nin yaptığı polis merkezi amirliği ile içinde Kur'an kursu, taziye bölümünün olduğu müftülük binalarının açılışı. Ama davet edildikleri halde ne valilikten ne emniyetten ne de müftülükten bir isim katıldı. Hizmet yapıyorsunuz, hizmet almak istemiyorlar. Teslim etmek istiyorsunuz, teslim almaktan korkuyorlar. Neden teslim almıyorsunuz? Neden korkuyorsunuz? Millet İttifakı liderleri Kılıçdaroğlu ve Akşener İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak 30 kreşin temel atma törenine katıldı. Beylikdüzü Belediyesi'nin de toplu açılış törenine. Kimse bu devletin sahibi değil. Hiçbir hizmetin sahibi bir parti olamaz. Cumhuriyet Halk Parti projesi ya da İyi Parti projesi olmaz. Devletin projesi olur, milletin Kurumların projesi olur. Beylikdüzü'nün açılışını yaptığı binalar arasında bir polis merkezi amirliği, bir de içinde Kur'an kursu ve taziye bölümü olan müftülük binası var. Polis merkezi emniyete müftülük binası İstanbul Müftülüğü'ne teslim edilecek. Ama davet edilmelerine rağmen o kurumlardan açılışa gelen olmadı valilikten, kaymakamlıktan da. Hizmet için milletin parasıyla devletin kurumlarına binalar yapıyorlar. O binaların teslimi esnasında devletimizi temsil eden bürokrasiden valilik yok, emniyet müdürlüğü yok, müftülük yok. Akla uygun değil, mantığa uygun değil, siyasete uygun değil. Siz milletten güç alan kişiyi Devre dışı bırakmak istiyorsunuz. Ayrımcılık yapmak istiyorsunuz. Millet ittifakına bağlı belediyelerin kamuya teslim etmek üzere yaptığı binaların açılışına devlet yetkilisinin ya da bir bürokratın katılmamasını ayrımcılık olarak niteledi liderler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde devam eden özel teftişte Kılıçdaroğlu'nun gündemindeydi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımıza yönelik olarak yapılan haksız suçlamalar var. Bütün dünya bu suçlamaların tamamının haksız olduğunu biliyor. Unuttukları bir şey var. Bu ülkenin insanlığın ferasetine güveniyorum. Bizim kimsenin belediyesiyle işimiz yok. Bizim terörle mücadeleyle işimiz var. Görev aldığımız dönemin başından bu yana kadar bütün ihaleler, bütün doğrudan teminler, bütün işleri açma ve çalışma ruhsatları müfettişlerimiz inceliyorlar. Terör meselesinde biraz cambaza bak diyorlar. Onu tartıştırıyorlar ama burada başka teftişler sürüyor. Özel teftişin İçişleri Bakanı'nın duyurduğu gibi terörle iltisaklı çalışanlar iddiasıyla sınırlı olmadığına yönelik açıklamalar karşısında İçişleri Bakanlığı henüz bir açıklama yapmadı. Bunların görevi engel çıkarmak, bizim görevimiz de engeli aşmak. Haklı olduğumuz sürece bütün engelleri aşıp halka ulaşacağız ve hizmeti götüreceğiz. Şimdi bu ülke bütün tarihiyle, bütün hikayesiyle, insanlarının her birinin eşsiz hikayesiyle olağanüstü bir ülkedir. Bundan kuşkunuz olmasın. Kim özellikle de içeride bilhassa da sosyal medyada bana da yazan oluyor ya sen de bu ülkeyi çok abartıyorsun filan diye millete şöyle diyorsun onlar öyle değil diyenler filan alıyor hiç bunlara hiç bunlara inanmayın bu ülke hakikaten bütün bu söylediklerimle olağanüstü çok nadir rastlanabilecek kadar mühim ülkelerden ve ahalisi de oluşturduğu insanlar bu ülkeyi oluşturan var eden insanlarda dünyanın en aziz insan gruplarından biridir. Fakat şundan hiç rahatsız değil miyiz? Bakın bu örnekte öyle bir durum var ki yine küçük siyasi hesaplarla memleket yarısı kadar görünüyor. Şimdi bu ülkede bir muhalefet var. Kabaca muhalefet ve iktidar diye düşünelim. Bundan sıkılmadık mı biz ya? Bu ülkenin bütün imkanlarını kullanırken ya da dünya tarafından bu ülkeye bakılırken bu ülkeyle ilgili bir değerlendirme yapılıyor mesela şu kadar bir şeyler alalım Türkiye'den filan bakıyorlar Türkiye'ye bir değerlendirme yapıyorlar Türkiye'yi kafalarında bir yere koyuyorlar bu ülke çok çok uzun zamandan beri olduğunun yarısı kadar görünüyor neden çünkü bu ülkeyi yönetenler bakın sadece bu iktidar değil bundan öncekilerde diğer yarısını saklıyor göstermiyor Yokmuş gibi davranıyor ya da. Bu ülkenin olduğunun yarısı kadar görünmesi bu ülkenin tamamına zarar veriyor ama. Ya bunu bir düşünün arkadaş. Bunu bir düşünün. Diğer yarısından gelecek eleştiriler konusunda da şunu söyleyebilirim. Mesela şöyle denebilir. Başka açılışlarda yapılıyor. Onlar da üzerinde bu kadar durulmayı hak etmiyor mu? Hak ediyor elbette ama karar vericilerin eleştiriden aldığı sürenin hiç karar vermeyenlere göre daha fazla olması lazım. Yarın karar vericiler bugünün muhalefeti olduğunda onlar da eleştiriden daha fazla pay alırlar. Konu bu kadar basittir. Ama asıl düşünmemiz gereken bu ülke neden daima yarısı kadar görünüyor? Neden? Neden imkanlarını daima yarısı kadar kullanıyor? Oysa her iki tarafta tamamı da Öyle olmasa çok daha güçlü olacak. Ya bundan sonraki hesabı kendi aranızda kendi aramızda neyse belli kanun, kaide, kural, şu bu çerçevesinde sürdürülebilir biçimde işte bizim anayasamız ya buna göre yürürüz. Ama bu ülkeyi israf etmemek lazım. Bu ülke bu kadar mı sahipsiz be kardeşim?